Yıkanmadan sonra makyaj yaparak güne başlayacağız. Sadece nemlendirici süreceğim. Böyle fondöten falan sürmeyi düşünmüyorum. Çünkü maske takıyoruz zaten. Çok da sevmiyorum açıkçası öyle fondöten de oydu buydu. Çok böyle muhteşem makyaj ürünlerim olmadığı için bu arada benim saç rengim olduğunca kumral geliyor. Üst üste geldiğinde belki koyu gibi görünebilir ama ışıkta çok kumral görünüyor. Her şeyimizi elle süreceğiz bugün. Fırçaları diğer banyoda unutmuşum. Hiç de getirmek için gidemeyeceğim. Şu cilt lekelerimden kurtulmak istiyorum. Ama bunu nasıl başaracağımı inanın bilmiyorum. Bir de tırnaklarım çok kötü durumda, berbat durumda. Kesmeye korkuyorum açıkçası. Şimdi yapmayı asla beceremediğim eyeliner. Şöyle Sephora'nın bir göz çevresi için kapatıcısını almıştım. Çok mor olduğu için. Ama o dönemde cildim çok sarı olduğu için bu bilirubin seviyelerinden dolayı herhalde o yüzden böyle sarıya yakın bir ton seçmişim. O da pek güzel görünmüyor. Görünmüyor ama maskenin arkasında kaybolduğu için çok da umursamıyorum açıkçası. Bu yıllar önce The Balm'ın bir kaş farını almıştım. Ben öyle çok güzel makyaj yapamam zaten. Uyduruktan sürüyorum işte. Hadi madem başlamışken bir de şöyle madem bugün güzel sonuçlar duymaya gidiyoruz. Biz de güzel olalım. Her şey güzel olsun. Şimdi kısacık kirpiklerimize rimel sürelim. L'Oreal'in bir rimelini kullanıyorum ama fırçasını hiç sevmediğim için farklı bir markanın fırçasıyla kullanıyorum. Bir de uzun zamandır kirpiklerim olmadığı için aslında rimelim de kalmamış. Bakın yeni tedavide tekrar dökülmezse bunları yenileriz.
Aslında yine aldık olarak da bu Sephora'dan aldığım bir şey var, bir ürün var ama bunu da cildim sarıyken almışım herhalde. Ben normalde şeftali tonlarında kullanıyorum. Bunun rengi böyle karışık bir şey. Maskeye değmeyecek şekilde biraz yukarıdan süreceğim. Maskeler kirlenince çok kötü oluyor çünkü. Şu çizgilerimi kaybetmek için, şu anda çok yakın olmadığım için dilimdeki lekelerimi kaybetmek için ürünlere ihtiyacım var. Onları doğalından araştırıp bulmam gerekiyor açıkçası. Ama tamam, bulamıyorum onları. Yapıyorum, geçiyorum. Profesyonellere göre çok hazır görünmesek de bana göre gayet hazırım. Şimdi ben hastaneye geldim. Bir yandan Özlem hocamı bekliyorum. Bir yandan Nezih hocamla karşılaştım. Benim daha önceden beyinden bir radyoterapi almıştım ama onun kontrolünü yaptırmamıştım. Yaptıramamıştım daha doğrusu. Doktorum onun kontrolünü yaptırmamı önerdi. Onun için de hastaneye yatış yaptılar. En azından hızlansın biraz daha diye. Şimdi bakalım, onu bir çektireceğim. Bugün de sisteme yüklerler, bugün bakarlar çünkü çarşamba günü işe başlayacağım için hani hiç iş kalsın istemiyorum farklı bir güne. Öyle size de haber vereyim dedim buradan. Reading. Özlem Hoca yükleniyor ve de bekleniyor. Özlem Hoca gelsin. Şu MR girişlerim vesaire, yeni tedavi yöntemim. Onları konuşacağız. Hem de şu değerlendirme sonucunu yine de bir onun ağzından böyle duymak istiyorum. Yani PET sonucunun değerlendirmesini yine de onun ağzından bir duymak istiyorum. Çünkü çok önemli benim için, biliyorsunuz. Bir gün kaldı işe. Bugünü de geçtik. Yarın da geçti mi? Bir gün yani çarşamba günü işe başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Allah'ım sağlık sıhhatle beraber her şeye böyle sıfırdan başlamak istiyorum. İnşallah öyle olur. Koronasız, ondan sonra bulaşıcı hiçbir hastalık olmadan inşallah bunu başarabiliriz. Ama ben kendimi koruyabileceğimi düşünüyorum. Şimdiden bütün ekipmanlarımı, her şeyi hazırladım. Yani inşallah istediğimiz gibi olur. Çünkü işe gideceğim, geleceğim. Evde bir de küçük kızım var. Yani bunlar çok önemli şeyler. Herkes kurtulabilir belki ama bizlerin immün sistemi daha baskılanmış durumda olduğu için, şu an hani immün sistem zayıf olduğu için bizim için biraz daha zor olabilir. O yüzden çok dikkat etmem gerekiyor. Hastalarımın da kendine dikkat etmesi gerekiyor. Buradan beni izleyen bütün hastalarıma da küçük bir böyle not olsun. Lütfen dikkat edin. Kendinizi koruyun. Kendinizi koruduğunuz zaman bizleri de korumuş olacaksınız çünkü koronadan. Özlem Hoca'nın yanından geliyorum. Bana görüntüleri gösterdi. Karaciğerim bal gibi. Çok güzel görünüyordu. İnşallah devamı da gelir. Bu arada sizi Özlem Hoca'yla tanıştıracağım. Bence çok seveceksiniz onu çünkü kendisi aynı karaciğerim gibi, şu anda bal gibi birisi. Çok eğlenceli. Bir doktordan ziyade bir arkadaş gibi. Onunla böyle gülmeli, eğlenmeli bir video çekeceğiz. Takipte kalın mutlaka. İşte böyle. Şu kırışıklıklarıma bir çözüm bulun lütfen. Çok fena. Bakın. Hele maskeyi takınca net olarak belli oluyor. Çok kötü. Bir çözüm bulmam gerekiyor bu kırışıklıklara. Daha 30 yaşındayım ama 40'ı geçmiş gibiyim. Dünkü makyajdan sonra bugün biraz daha sade, biraz daha yorgun görünümlü bir halimle karşınızdayım. Dün videoyu tamamlamak istemiştim aslında ama kemoterapi de aldım. O yüzden buna çok zamanım olmadı. Çok da iyi hissetmedim. Yorgundum çünkü. Şimdi aslında sonuçlar gerçekten iyi görünüyor. Ama benim kanser markerlarımda işte bu CA125'lerde vesaire ekstra bir yükseklik olduğu için doktorum yine de biraz endişeli ve beyinle ilgili bir MR çektirmek istiyor. O MR aslında ben daha önce Ege Üniversitesi'nde çektirmiştim.
biraz farklı cihazlarla çekilmişti. Maalesef pandemi dolayısıyla şu anda orada çektiremiyorum. Bu durumda ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Ama bir yolunu bulacağım. O MR'ları çektirmem gerekiyor. Sonucun bir an önce netleşmesi gerekiyor. Dediğim gibi genel olarak tedaviye çok ciddi bir yanıt var. Bu beni çok mutlu ediyor. Belki bu kanser markerlarının yükselmesi bazen tek başına anlam ifade edemeyebiliyor. Bende de öyle olabilir. Hani bugüne kadar hep benim o CA125'lerim yükseldiğinde mutlaka vücutta bir şey çıktı. Ama belki bu sefer hiçbir şey yok. Yani dualarınızı beklemeye devam ediyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Yani zaten videoda bir oradan konuştum, bir buradan konuştum. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum ama genel olarak iyiyim. Yarın da işe başlıyorum. İnşallah her şey yoluna giriyor. Bir sonraki videomda tedavimde ne gibi bir değişiklik oldu ya da olmadı ya da olacak? Bundan sonra neler yapılacak? Bu beyin MR'ı ne derece bu tedavi yöntemini etkileyecek? Onlardan bahsetmeyi düşünüyorum. İnşallah her şey düşündüğüm gibi ilerler. Hepiniz sağlıcakla kalın. Ve erken teşhisin hayat kurtardığını unutmayın. Bu çok önemli biliyorsunuz. Hoşça kalın.